Siz buyurun anlatın. Ben şunu sormak istiyorum. Bir kere öncelikle ne oldu da son dakika bugün bir buluşalım dediniz. Abi şimdi böyle buluşma herkesin beklediği planlı programlı oluyor. Yani tamamen... Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Bilmem haberim yok. İşte gelmiş herkes burada arkadaşlar. Ya bir şey olmaz, onlar boş ver sen. Hallederiz onu. Program 10 dakika geç başladık, arkadaşları ayıramadık. Ya çıktılar dışarı, problem değil de. Bak ben sana dedim ki senin bugün yaptığın çağrıdan dolayı geldim dedim. O çağrıyı yapmasaydın yine gelmezdin. Çağrı ben çağrıyı 6 senedir yapıyorum Sayın Başkan. Ama bu çağrıyı yapmadın, ilk defa yaptın. Söyle bana, ben bu çağrının aynısını şurada yaptım, burada yaptım. Göster bana, özür dileyeceğim. Samimi söylüyorum, samimi konuşuyoruz bak. Şimdi benim çağrılarımın sebebi şu. Ya bu son çağrı. Siz nasıl başkansanız... Evet. 2018'den sonra ben başkan oldum. Doğru. Başkan Aziz Yıldırım'la başkanı olmayan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi bakış açısında benim gördüğüm kadarıyla siyahla beyaz kadar fark var. Hiçbir fark yok. Ben onları sormak istedim. Bak hiçbir fark yok. İkinci sormak istediğim şey... Ya ben bir şey daha söyleyeyim bak Ali'cim. Diyorsun ki biz mağlup olduk, eğlendiler bilmem ne. Ya 2 Kasım benim doğum günüm. Ben senin, sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Ben gittim doğum günümü kutladım bir defa orada. 6 senede bir defa doğum günü kutladım. Devam bunu söylüyorsun. Bir kere mi oldu bu? Bir defa yaptım ya. Başka bir şey söyledi ki bak bu tarihte de yaptım. Söyle, söyle ben de cevap vereyim. Tamam. Bir defa tamam Çaça'da o da tamam mı? Çaça'da o da tesadüf. Yani bir organizasyon yoktu. Yemek yiyorduk gibi kişi. Haydi dediler çalgıcılar şunlar bunlar. Birdenbire kalabalıklaştı ortam. Ondan sonra eğlendik. O zaman ben başka türlü sorayım size. Sor. Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören kişinin son 6 yılda Fenerbahçe duruşu size göre 10 üzerinden ne verirsin? 10 üzerinden 10. Ya sana Dursun, ben de eksi 1 veririm. Galatasaray başkanı size salladı. Ben çıktım adama dedim ki sinek ikili dedim ya. Salladı çünkü ucunda siz vardınız. Ya vardım ben bak ama bak susabilirdim, kavuşmayabilirdim. Ama dedim ki sinek ikili. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil yani Ali. Dursun Özbey'e karşı her şeyi kullanmak kolay. He? Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz. Ya o ayrı. O kullanır kullanmaz. O başka da ama bak ben o ifadesine karşı çıktım konuşma yaptım. Türkiye rahmetli oldu. Türkiye Aslan dedi ki 28 şampiyonlukla ilgili Fenerbahçe'nin müracaatı yok falan. Çıktım dedim ki yalan söylüyorsunuz. Biz kulüp olarak gitmeden müracaat ettik. Nihat Özdemir'e ne dediniz? 28 ona da sordum. Ne dediniz? Dedim ki niye vermiyorsun 28'i? Dedi ki Ali Bey dedi bize bir mektup yazdı dedi. O mektupta dedi okusan dedi bana ne olduğunu söylemedi. Okusan dedi sen de onu vermezsin dedi. Çünkü dedi onu verirsem Ankara Demirspor işte bilmem ne spor Eskişehir spor hepsi gelir dedi. Ama biz Fenerbahçe ben özel öyle... bir şey istemiyoruz ki kimi hak ediyorsa o dönemden önce almalı. O dönemden önce sadece Fenerbahçe veremez ki. Yani bu değil. Sizin siz son derece zeki bir insansınız şöyle Nihat'cığım. Bu tarihten önce kim aldıysa Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray veya diğer kulüpler dahil hepsine vermek zorundasınız. Bu kadar basit cevabı. Ama orada senin başka bir şey istediğini de ima ediyor. Ne istemiş? Bilmiyorum. Yazında ne var sen daha iyi biliyorsun. Yazını ver bir okuyalım. Kaç tane yazı yazdık bilmiyorsun. Hayır hayır. İlk müracaatını ne yazdık? Yazımı de ben size yolladığım mektupları açmadan geliyor musunuz? Ya ben mektubu açmadan şimdi açarız. Bak barışıyoruz. Öyle mi? Ne oldu açacaksınız şimdi? He? Ne oldu da açacaksınız? Barışıyoruz diye açıyoruz. Barışıyor muyuz? Niye barışıyoruz? Ya sen istemedin mi kardeşim bugün? Ben her zaman sizle barışık olmak istedim. Kavga eden sizsiniz. Ya bak Ali, kendi hatalarını lütfen gör. Burada televizyonun karşısında bunları konuşmak da yanlış ama... Bak sen ben 20 senelik hizmet etmişim. 3 Temmuz'da gitmişim, 1 yıl hapis yatmışım. Ve orada gık dememişim. Bak gık dememişim. Ve yatmışım. Benimle kimler geldiği pazarlara kabul etmedim. Gittim çocuğumla beraber 4 aylık mı 3 aylık ne kana gittim. 6 yıl 3 ay Yargıtay bana cezayı kesti. Ben ısrarla bana gitme, Türkiye'ye dönme demelerine rağmen ben Fenerbahçe başkanıyım, gitmem lazım. Gitmezsem ben bir daha Türkiye'ye gidemem dedim. Özel uçak tuttum. Bütün Türkiye takdir etti ona. He? Bütün Türkiye ya, takdir etti. De bak şimdi ben sana anlatıyorum meseleyi. Ve ben uçağa binene kadar acayip telefon etti. Dedi ki abi gelmeyeceğini Almanya üzerinden yayıyorlar dedi. Ben uçağa binince seni arayacağım dedim. Bindim uçağa, aradım kendisini. Ben uçağa bindim, geliyorum. Ve geldim. Ve 6 ay yakalayabilir, beni içeri atabilirlerdi. Yapmadılar, yeniden yargılama çıktı ve o süreç devam etti.
Çok badireler atlattık. Ya çok. Ya biz bu badireleri atlattırken... En kötüsünü siz atlattınız. 2018'e kadar bunlar devam etti mahkemeler. Ben sana dedim ki 2018'de gel beraber yönetim yapalım. Ben şu mahkemeleri halledebiliyorsam edeyim. Ben ayrılayım, sen kal. Devam et arkadaşlarına dedim. Sen hayır dedin. Şimdi Sayın Başkanım, sizin söylemleriniz tutarlı olsa ben ona da evet derdim. Ne ama yani, siz tutarsız. Öyle zigzaklar yaşıyorsunuz ki hayatınızda. Hayır, tutarsız nedir? Anlatacağım. Söyle, anlat. Ve son dönemde gördüğüm kadarıyla bir gün içinde aynı zigzağı yaşıyorsunuz. Mesela bugün... Ben hiç yapmam. Devamlı yapıyorsunuz. Bugün, ya ben yapmam kardeşim. Anlatacağım. Ya anlat. Örnek vereceğim. Anlat bakalım.